yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle donatan Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sebebe TV stüdyolarından bu güzel akşamdan herkese saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Değerli izleyicilerimiz yine bir huzur iklimi programıyla güzel bir perşembe akşamından, berat akşamından sizlere sesleniyoruz. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel akşamın feyzini, bereketini, mağfiretini sizlerle beraber idrak etmek için sizlerin de huzurunuzdayız. Bu vesileyle hepinizin bizi izleyen, değerli siz izleyenlerin Berat gecesini tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini Allahu Teala'dan niyaz ediyorum. Yine aynı şekilde bu geceyi de güzel bir şekilde değerlendirmek, feyzinden, bereketinden istifade etmenizi de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli izleyicilerimiz bu akşam berat gecesini konuşacağız. Berat gecesi, berat nedir? Berat gecesinin önemi nedir? Bu gecede Allahü Teala kullarına ne gibi müjdeler vermiştir? Değerli konumla bu konuyu konuşacağız inşallah. Bu akşam konuğum ilk adım ilçe müftümüz Ömer Yay hocam bizlerle birlikte olacak. Ben hemen hocama da sizler adına hoş geldin diyorum. Hocam hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Hayırlı kandiller. Teşekkür Sağ ol ediyorum. Siz Sağ olun hocam. Biz de ol. sizin berat kandilinizi tebrik ediyoruz. Ee, her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız inşallah. Bu akşam da bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunacak olan hocamız Unkapanı Mescidi İmam Hatibi Ali Burak Baldöken hocam bizlerle birlikte. Hocamın okuyacağı yerlerde Duhan Suresi 1 ila 14. ayetler arası olacaktır. Buyurun hocam mikrofon sizde. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم حامي والكتاب المبين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما love

ربنا اشف عنك ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون صدق الله العظيم الفاتح Evet Ali Burak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık hocam. Rabbim Kur'an yolundaki hizmetlerini daim eylesin. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet değerli izleyicilerimiz bu akşam Berat Kandilini konuşacağız. Perşembe akşamında yayın akşamımızda denk gelen mübarek gecemiz Berat gecemiz. Üç ayların başında Allahü Teala'ya dua etmiştik. Rabbim Recep ayını, Şaban ayını hakkımızda hayırlı eyle, mübarek eyle ve bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştır diye. Ve şimdi 3 e, ayların ortasına gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda da Şaban ayının da ortasına gelmiş bulunuyoruz. Şimdi e, bu üç ayların e, aylar içerisinde 3 ayların işte zamanlar içerisinde de e, vakitler içerisinde de böyle mübarek gecelerin bizler için fırsat olduğunu biliyoruz. İşte bu fırsat gecelerden bir tanesi de Berat Gecesi. Bu geceyi de e, konuğumuzla konuşacağız inşallah. Hocam tekrardan hoş geldiniz, hoş sefalar buldum, getirdiniz. Hoş teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Ee, şimdi hocam Berat Gecesi'ni konuşacağız dedik. Evet. Sizi de davet ettik. Bizleri de kırmadınız, geldiniz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. Biz Hocamız seçenek. ilk adım ilçe müftümüz Ömer Yayı hocam bizlerle birlikte. Ee, hocam e, dediğimiz gibi zamanlar içerisinde, aylar içerisinde, 3 aylar, Evet. O ayların içerisinde de gene mübarek geceler var. Evet. Fırsat olarak bizlere sunulmuş. Ee, buradan başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bir imkan bizlere sunduğunuz için. Biraz önce de başlarken söylediğiniz gibi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 aylara başlamadan daha başlarken, barik lena fi recebe ve şaban ve belligne ramazan diye hep dua ederdi ve dua evet. ediyor idi. Dediğiniz gibi ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bana mübarek kıl, ümmetime mübarek kıl ve belliğine Ramazan ve bizi ve ümmetimi Ramazan'a ulaştır ya Rabbi diye hep duada bulundu evet. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam. Elhamdülillah ne kadar Allah hamd etsek şükresek azdır. Şu an üç ayların içindeyiz. 3 aylardan da Recep ayını bitirdik malumunuz. Şaban ayının tam ortasındayız. Evet. Beraat gecesi. 3 ayların da ortası sayılır. Evet. 3 ayların mi? da tam ortası. Tam 1,5 tam ay oldu. Şurada Hı -hı. 15 gün sonra Ramah Ramazan ayına girmiş olacağız. Evet. İsterseniz 3 ayları şöyle bir kısa değerlendirelim. Hem bizim kültürümüzde, örfümüzde hem dini ıstılahta anlamı gerçekten anlamlı, kıymetli, değerli günlerin ve gecelerin içinden geçiyoruz. Evet. Bu gün ve gecelerin kıymetini bilmemiz ve bilmemiz lazım olduğunu da peygamberimiz bizlere bildirerek Ya Rabbi bereketli kıl, mübarek kıl. Bizi Ramazana ulaştır, Ramazana ulaştır diye dua ediyor. Evet. Bu Ramazanda ne var? Ramazan rahmet, mağfiret, bereket. İnşallah Ramazan ayında bunları konuşacağız. Ama İnşallah. Recep ayı işte hicri, kameri ayların, ibadet e, e, aylarımızın içerisinde geçen 7. ay Recep ayı, 8. ay Şaban ayı evet. içinde bulunduğumuz ay. Tam ortası şu an bu gece inşallah anlamaya, anlatmaya dilimizin döndüğünce çalışacağız. Şaban ayının içindeyiz. Recep ayının ilk Cuma gecesi malumunuz regaipti. Evet Rabet kutladık. gecemizdi, yöneliş gecemizdi. Bir yöneliş başladı, bir diriliş başladı. Bir yolculuk başladı. Bir yolculuk, şöyle yolculuk başladı. Üç aylara bir giriş böyle evet. bir uyandık. <laughs> bir Ekim ayı hatta Zunnunu Misri Hazretleri öyle diyor. Recep ayını böyle bir Ekim ayı. Şaban ayını bakım ayı, Ramazan ayını hasad ayı diyor. Evet. Böyle bir ekime, bir rabete, bir döndük böyle Rabbimize, rabet ettik, yöneldik, ondan istedik. Ve bu ay bitmeden malumunuz Recep'in 27. gecesi Miraç gecesiydi. Geçirdik elhamdülillah. Evet. Uruc ettik, yükseldik. Namaz bizlere hediye olarak Rabbimizden geldi. 27. geceyi de tamamladık. Recep ayı bitti. Şaban ayına girdik. Şaban ayının da tam bu gece beraat gecesi şimdi elhamdülillah. Beraat gecesini idrak ediyoruz, yaşıyoruz, yaşayacağız. Tevbe ve istiğfar, Kur'an'ın toptan, levh-i mefuzadan yeryüzüne indirildiği rivayetlerinin olduğu tüm emirlerin işlerin Ya yani burada levh-i mahfuzdan dünya semasına. Evet, dünya Seması Kadir, Kadir gecesinde dedim evet. hocam. O peygamber Evet, e, rivayetlerde Hı -hı. tefsirlerimiz o şekilde var. Toptan oradan da Kadir gecesi malumunuz inna anzalnahu fi leyletir kadr diye. Evet. Kadir suresinde Rabbimizin belirttiği e, de yeryüzüne peygamberimiz aracılığıyla 23 senede e, tedricen inmiş oldu. tafsilatlı olarak indi bir e, geceye doğru üç, gidiyoruz. geceye doğru gidiyoruz evet. ve bu gecelerin içindeyiz. <laughs> Gerçekten yani şimdi Recep Allah'ın ayı, peygamberimizin de bir hadis-i şerifi Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayı ümmetimin diyor Peki ay, evet. 9 ay kimin ayı? 9 ay da Allah'ın ayı ama has zaten peygamberimiz dikkat çekmek için bu aylara Anlam ve önemini ümmet bilsin diye yoksa 12 ayda Allah'ın ayı ama daha anlamlı, daha önemli, daha kıymetli bu gecelerin içinde istasyonlar var, duraklar var. Demin dediğimiz evet. gibi kandil geceleri var. Rabbimiz önümüze bir maide sofra sunmuş ey kullarım buradan yiyin isteyebildiğiniz kadar manevi olarak evet, evet. diye bizlere böyle serpiştirdiği gecelerin 3 ayların Tam Berat Gecesi ortası. Yok mu belki birazdan geldiğimiz zaman benden isteyen, af isteyen onu affedeyim. değil. Evet, evet. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. O zaman vereyim hocam diye. Berat Gecesi'nde neler e, Allahü Teala bizlere ne fırsatlar sunmuştur? Evet. Bizlere ne müjdeler vermiştir? O zaman berat kelimesinin ee, başta bahsettiniz. Berat zaten. evet beş haslet Berat gecesiyle ilgili. Bera, beri olmak, uzak olmak, kendimizi e, kenarıya almak, temiz tutmak. Veya berat etmek bizim Türkçeleşmiş bir kelime zaten azat olmak kullandığımız Allah. bir kelime. Şimdi Recep'teki gün ve geceler ve bu gece beratımızı alarak inşallah rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan'a tertemiz girmiş olacağız. Evet. Berat gecesi. Bu gecede ne yapacağız? Bu gecede diğer maddelere geçmeden önce tevbe ve istiğfar. En büyük yapacağımız, önemli ibadetlerimizin başında bu geliyor. Tevbe Zaten hocam, ise yani, beratımızı alacağız. Evet, yani alacağız. Rabbimizin rahmet kapısını sonuna kadar zorlayacağız. Zorlamaya çalışacağız. Zorlamaya da gerekiyor. Açmış Allah. Açmış biz, Allah. Biz o az bir garip Şunun gösterir. için söyledim. Hı. Ne kadar günahkar olursa kullanalım ne evet, kadar hatamız evet. olursa olsun, başka gideceğimiz kapı yok anlamında. Şimdi Peygamberimizin bir hadisi var. ''Küllü beni Ademe hattaun hayrul hatta in et tevvabun buyuruyor. Adem oğlu hatalıdır, günahkardır, günaha meyillidir, günah yapacak ama günahkarların en hayırlısı et oh. tevvabun Tevbe edenlerdir buyuruyor. Bu tevbeyi biz ne yapacağız? Sonuna kadar kullanacağız. O anlamda zorlayacağız. Son gözyaşımıza kadar, son ellerimiz böyle yoruluncaya kadar inşallah bu gecelerde tevbemizi, istiğfarımızı yaparak Cenab-ı Allah'tan isteyeceğiz. Biri bu, evet. iki bu gece ibadetlerin, yapılan ibadetlerin, yaptığımız hayır hasenatların, sadakaların, yapacağımız fakir fukaraya, maddi manevi yapacağımız yardımların fazileti fazla. Bu gece yine birazdan belki geldiğimiz zaman namaz, teheccüd ona benzer ibadetlerimizi çoğaltacağız. İlahi rahmetin yayıldığı bir gece bu gece. Evet. Yine hadislerde inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam cennetül bakiye gidiyor. Orada dua ediyor. Ondan sonra evine geliyor. Evet. Hazreti Ayşe validemiz yanında ya Resulallah peygamberimize soruyor yani kıyamda 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 peygamberimiz devamlı ayakta bir secdeye kapanıyor acaba peygamberimiz rahmeti rahmana mı kavuştu diye böyle eliyle dokunuyor peygamberimiz hala secdede 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 o kadar kıyamda kalıyor o kadar secdede kalıyor ki rahmetin yayıldığı bir gece bu gece inşallah dediğim evet. gibi tevbe gecesi <laughs> bir de bu gece yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın e, Recep ayı Allah'ın Şaban ayı benim, Ramazan ayı ümmetimin diye peygamberimizin hı hı. bir rivayet var. Bu geceye has şey bu aya has Şaban ayı ümm, benim ayım dediğine göre peygamberimizin yani İslam alimlerimiz veya fukaha veya mutasavvıflar e, İslam büyüklerimiz peygamberimiz salat ve selamın bu ayda daha fazla getirilmesinin daha sevap olduğuyla ilgili evet. rivayetlerde var. Böyle bir gecedeyiz inşallah. Evet. Böyle bir aydayız, zaman tünelindeyiz. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Malumunuz evet. peygamberimizin bir hadisini daha nakledeyim. Bu anlam ve önemiyle ilgili bu zamanın anlam ve önemiyle ilgili peygamberimiz buyuruyor ki Mustafa Hocam, iki nimet var ki bu iki nimetin kadrini ve kıymetini insan evet. çoğu bilmez. Evet anlayamıyor. Ni'metani evet. mağbunun fihime kethirun minen nasi es sıhhatu vel ferah. Biri sahal, sağlık diyor, biri de e, zaman diyor. Zaman kıymetli. Bak zaman. Şimdi şöyle bir örnek ben hep camimizde, vaazlarımıza falan da söylüyoruz cemaatimize. E, mesela elhamdülillah bu berat gecesine yetiştik. İnşallah Ramazan'a da eriştiririz. Rabbim Amin, bizleri İstifade istifade ederiz. Bir öbür Ramazan'a, bir öbür berat gecesine eleşebilme bir garantimiz var mı? Yok. Onun için Ramazana erişme garantimiz var mı yani. yok? 3 saat sonrayı biliyoruz mu? Yok. Öyleyse şu anı elhamdülillah Rabbimize şükredelim. Beraat gecesindeyiz. Şu evet. anı, şu an iyi değerlendirelim. Evet. İyi değerlendir. Bizim için bir milat olsun bu. Şu tam tersinden bakalım. Geçen Berat gecesi hayatta olup da yakınlarımızdan, dostlarımızdan, eşrafımızdan olup da şu an aramızda olmayan var mı? Var. Var. Evet. Nice insanlarımız her gün değil mi? Yani, yani hak vaki oluyor. Geçtik. Evet, bir ya öyleyse geçtik. evet Pandemi süreci, ölümler, kalımlar, Hı -hı. kazalar. Hak vaki oluyor. Anı iyi değerlendirelim. Evet, evet. Bir daha öbür berata yetişemeyebiliriz. Az önce ya, hocam. Tevbe. Ne olursan ol, tevbeye evet. gel. Evet. Ee, orada zaten bu gece içinde toplu af gecesi olarak. Hani beni kalp kelp kabilesinin koyunlarının Tüyleri kadar insanların evet, orada, affedileceği evet. söyleniyor. Kesretten kinaye var. Evet kesretten kinaye var. E, e, evet tevbe Hı -hı. ile ilgili Hı -hı. orada şey var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gece ile ilgili Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle geçirin. Peygamberimizin evet. hadis-i şerifi bu. E, gündüzleri oruç tutun. Ha Onu da söyleyelim demin evet. söyleyemedik. İbadet ibadetin içinde geçiyor belki ama Hı -hı. Şaban ayında nafile olarak Peygamberimizin en fazla oruç tuttuğu. Ay evet. olarak Recep'te de tuttu. Elbette ki sağlığı sıhhat yerinde olan tabi cemaatimizin, vatandaşlarımızın. Peygamberimiz Şaban ayında daha fazla orucu tutmaya, oruçla vaktini geçirmeye çalıştı. Ve en fazla diyor nafile olarak Şaban ayında tuttu. Ramazan Şaban zaten ayında, fazla. Evet. Şaban ayında. Hı -hı. peygamberimiz eşlerinden, hane saadetlerinden bu şekilde rivayetler var. Biraz daha bugünü... Bugünün öncesini, sonrasını, yarınımızı, eyyamı biz dediğimizde tam bugünlere denk geldi aslında. Ee, i̇şte çarşamba, perşembe, cuma gibi üç gün tutabilenler, imkanları olanlar. Veya sadece bugün e, perşembe gününü tutup işte akşamı evet. e, inşallah iftara Bari geçirmişlerdir. En, en azından bu geceyi. Evet, hiç olmadı bu geceyi. Gecesini kaim, gündüzünü saim derler ya evet, o geceyi, şekilde. geceyi. Evet, ibadetle gündüzü oruçla geçirmek oruçla. çünkü önemli gün geceler. Bir de şöyle bir anlamı, bereketi de var maddi olarak. Evet. Şimdi hocam diyor ben Ramazan'a girdik, Ramazan'ın ilk üç günü, beş günü kendime gelemedim. Oruç beni yordu. Niye? Çünkü Recep ve Şaban'da antrenman yapmadık. Evet. Adeta Recep ve Şaban'da tutacağımız oruçlar bir antrenman. Evet. Bir nevi maddi olarak bile düşünsek, hı hı. ha vücut alışıyor. Nafile olarak evet. e, ne yapıyoruz e, bereketleniyoruz e, sevap kazanıyoruz peygamber sünnetini yerine getiriyoruz midemiz de fiziki olarak maddede alışıyor, alışıyor. Ramazan geldiği zaman 1 2 3 4 5 6 30 ne yapıyoruz böyle tertemiz güzel bir ayı evet, inşallah açıp ha, ya, değerlendirmiş oluyoruz onun evet. için işte peygamberimiz bu geceyi gündüzünü oruç tutun çünkü yüce Allah bu gece güneşin batışından fecre olan Fecire kadar olan Zamanla. sürede dünya semasına rahmetiyle tecelli eder Evet ve bakın çok güzel çok anlamlı tevbe eden yok mu tevbesini kabul evet. edeyim elhamdülillah böyle bir Rabbimiz var bak demin dedik ya insanoğlu hatalıdır hepimiz hatası var yok mu tevbe eden Allah nida ediyor onun tevbesini kabul edeyim rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Şimdi herkes bir telaş içinde dünyalık mal, mülk, servet veya geçim telaşında. E, nafaka peşinde. Rabbimizden tam isteme gecesi. Yok evet. mu benden rızık isteyen? Ona rızık vereyim. Hadis-i şerif devam ediyor. E, şifa isteyen yok mu? Ona şifa vereyim. Hı hı pandemi hasebiyle veya evet. onun dışında elhamdülillah bakın evlerimizdeyiz televizyonlarımızın başındayız programlardayız programları takip ediyoruz. Düşünün ki şu an hastanelerde nice akrabalarımız, dostlarımız, eşlerimiz var. Hep hastanelerde yatıyorlar ve mizmin şifa bekliyorlar. Hı hı. Hasta komşularımız, dostlarımız var. Yani hı hı. şurada bulunmamız, sağ olmamız, şu programı bile takip ediyor olmamız bile ne evet. kadar şükretsek azdır. Nice şifa bekleyen insanlarımız var, dostlarımız var, yeryüzünde ümmet var. Onun için yok mu benden şifa isteyen? Ona şifa edeyim, şifa vereyim. vereyim diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dilinden Cenabı Allah hadis-i şerifinde devamında başka isteği olan yok mu? Ona da ve keza ve keza. Yani Tabii, şifanın dışında farklı, he, farklı bir şeyleri, Evet istekleri var. Ya Rabbi vardır, işte peygamberimiz her senden ne istemişse biz de bak toplu icmalı bir şekilde. Biz de senden onu istiyoruz ya Rabbi. Hastamız evet. varsa, annemiz, babamız, yaşlımız ya Rabbi şifa ver, kolaylıklar dile. Onun bir sıkıntımız varsa dünyevi uhrevi o sıkıntımızın gitmesi için gençlerimiz çocuklarımız yavrularımız bu ümmet için mülteci insanlarımız var ümmetin ağlayan işte Filistin Kudüs e, işgal altında olan farklı yerlerimiz var ümmet var ümmet coğrafyası parçalanmış ümmet için millet için evlatlarımız için gençlerimiz için Tabii, ne yapacağız zaten tam dua gecesi evet tam dua gecesi evet. şimdi e, kim hadis değil ama birisi de yani burada bu gecede nafile dua etmek, nafile namaz kılmaktan daha eftaldir diye evet. e, söylendi. Böyle bir yerde evet, de evet, rast tabi, geldim ona. Tabii yani ee, işte. Yani evet. burada ne oluyor? Yani Allah'ın bu hadis-i hadis şerifte belirtildiği gibi Allah'ın bu isteğine masar olmuş oluyor. Onu yerine getirmiş evet. oluyor. Yani Rabbini muhatap alıyor. Rabbine dönüyor. Her şeyi ondan istiyor. Her şeyi yani ortadan Fatiha kaldırıyor. Fatiha suresindeki o dediğini evet. yerine getirmiş oluyor. Yani her şeyi ortadan kaldırıyor. Hatta şurada bir ikili şey var. E, diyor ya kaldır benliğini aradan ortaya çıksın yaradan. Yaradan aynen. Yani biz benliğimizi ortadan kaldıracağız. Hı. Yaradanla kul evet. baş başa kalacak. Acizliğini, bu, arz edeceksin, edeceksin orada. Aciziyetini, fakirliğini, hı hı. bir şey yapamayacağını, yaratılmış olduğunu, fani oldu, her şeyin yüce mutlak güç sahibi Cenabı Allah olduğunu, şifayı veren de o, hı hı. rızkı veren de o, dualarımızı kabul edecek olan o, tövbemizi evet. kabul edecek de olduğunu bilip Allah'la kul Baş başa kalacak. İnşallah. Bu minvalde dualarımızı inşallah bu gece ve Ramazan'a kadar ve Ramazan'da inşallah çoğaltacağız. Inşallah. Evet hocam. Zamanın öneminden bahsedik. Üç aylara girdik. Evet. Şimdi başlangıçlara gayb ile başladık. Şimdi yani oradan yavaştan yavaştan başladık. İşte Kadir gecesinde bayrama kadar ibadetlerimiz evet. zirve yapacak. Zaten Ramazan'da bunlar fazlasıyla yerine getirilecek. Dolayısıyla Ramazan'ı da güzel bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman, çünkü üç ayları çıkarsak diğer dokuz ay bir zaman kalıyor. İşte ne diyor büyükler? İşte insan beşerdir, şaşar. Düz yolda giderken ayağa evet. sürçer, düşer. İşte bu fırsat şeylerde nedir? İşte söküklerimiz vardır, dikme zamanıdır. Evet, 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 Yaralarımız tabii, vardır, tabii. pansuman etme zamanıdır. Evet Bunları bu şekilde bilip, bu zamanları bu şekilde değerlendirmek lazım. Evet. Hocam, e, zamanımızda dölüyor e, son böyle sözlerinizde son bu tevbeyi dedik e, İşte işte Kur'an'ın toptan işte levh-i yeryüzüne indirildiği gece. Ondan sonra işte Kadir Gecesi, peydere indirilmesi. Yani Kur'an gecesi. Semaya indirildiği. Tabii tabii Semaya de levh Mahfuz'dan Semaya, Semaya, Semaya Kadir Semadan Gecesi'nde da, evet. de. Kadir Gecesi'nde de işte peygamberimize vahiy, vahiy yoluyla 23 yıl Hı. sürecinde indirildi. Şimdi yine aynı zamanda Kur'an gecesi. Tevbeden bahsettik. Evet. İşte aynı zamanda Kur'an'ın işte dediğimiz gibi toptan indirildiği gece dedik. Şimdi Kur'an okumalarımızı da Kur'an'la da haşır evet. neşir olacağız. Şimdi bizim elimizde şu an var olan Kur'an ve sünnet. Kur'an ayı, Ramazan evet. ayı, Kur'an'a hazırlık. Hani gündüz oruç tuttuk, gece nafile ibadet edeceğiz dedik. İbadetimizi yapacağız. Bunun yanında asıl unutmayacağımız, asıl bizim sabitemiz olmazsa olmazımız nedir? Kur'an. 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 Peygamberimizin bir hadisi var. çok hadisleri şerif, hadis-i şerifler var. İnnellezî leyse fî cevfî minel Kur'an kel beytil harabi. Öyle bir ev, evet. öyle bir kişi, öyle bir yer düşünün ki orada Kur'an yoksa diyor orada harap olmuş bir ev gibidir. Yani damı bacası çökmüş, göçmeye yüz tutmuş, duvarlar yıkılmış bir ev gibidir. <laughs> Şimdi demin söyledik ya Recep ayı böyle Ekim ayı. Şaban ayı bakım ayı, Ramazan ayı hasat ayı evet. ibadetlerimizin de olgunlaşacağı, işte Kur'anla tekrar bir daha yüzleşeceğimiz, Kur'an'la hemhal olacağımız, Kur'an okuyacağımız, Kur'anla bereketleneceğimiz ve Sünnet olarak mukabele geleneğimiz, İbrahim Aleyhisselamla Peygamberimizin son artık yıllarında beraber okuduğu cemaatimizle bizler mukabele evet. Sünneti yerine getirerek. Kur'an'la da eksikliklerimiz varsa hı hı. bu demek değil ki Recep Şaban Ramazan hasreten Kur'an'ı okuyacağız. Ondan sonra 9 ay veya 10 ay daha Kur'an'a yaklaşmayacağız anlamında değil. Bir de öyle bir yanlışımız var. Sadece biz mevsimsel evet. Müslüman Aynen. işte Kadir gecelerinde işte Kandil gecelerinde 3 aylarda Ramazan'da Müslüman. Bayram namazlarına gidiyoruz sadece evet, o şekilde. Evet ve onun dışında e, izleyicilerimizden özür diliyoruz. Onları tenzih ederim ama maalesef böyle bir anlayış da toplumumuzda var. Bundan e, kat'i olarak uzak olup biz her an ve her daim Müslümanız, müminiz. Elbette evet. ki zirve yaptığı zirve yaptığı kadir geceleri, kandil geceleri, bu geceler gibi ibadet hayatımızın, dua hayatımızın, Rabbimizle hem hal olma hayatımızın zirve yaptığı saatler, zamanlar olacak. Ama onun dışında da hayatımız hep Müslüman olacak. Müslüman hep Kur'an'la buluşacağız, hep evet, Kur'an okuyacağız. Hep Kur'an'la Peygamberimiz Hazreti Ayşe Validemiz soruyu sahibi Nasıldı peygamberimizin ahlakı? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Evet. Yani yürüyen bir Kur'an olacağız. İşimizde, sözümüzde, ölçümüzde, tartımızda, evet. e, ibadetimizde, günlük diğer alışveriş, trafikte, işte konu komşumuzda, ilişkilerimizde hep Kur'an. Kuran üzere hayatımızı sürerse, hayatımıza yansıyacak. İnşallah. Bizim ha, bu beratımızı, evet, bu beratımızı işte bu şekilde almış olacağız. Evet. İnşallah. Bunlar da ibadet zaten hocam. Bunlar Sizin ibadet. De zaten. Evet, olmazsa olmaz olmazlarız. Mı? Ve bunlarla gireceğiz biz şeye. İlla i̇badet, namaz kılmak değil yani. Evet. Hacca gitmek, zekat vermek değil. İşte bu e, Kuran'ın insanın üzerinde gözükmesi ayrıca bir ibadet evet. zaten. Evet, evet. Hocam evet. E, teşekkür ediyoruz. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Allah razı olsun. E, Sizden de Allah razı olsun e, geldiniz faydalı bilgilerde bizler evet. istifade ettik e, izleyicilerimize istifade edenlerden oluruz inşallah, i̇nşallah. bu gecemizde tekrardan e, mübarek olsun hayırlı tekrardan olsun, hayırlı olsun, olsun. Gecemiz Rabbim feyzinden edin. bereketinden istifade edenlerden yani. eylesin inşallah bizleri e, nasıl işlerimizde plan program yapıyorsak Ramazan'a hazırlığı da bir planlayalım evet. işlerimiz hiçbir zaman ibadet işlere engel olmaz mani olmaz. Bu manadan bakıp da Ramazan'ı bu şekilde planlayıp, şimdilikten planlı programı yapıp güzel bir Ramazan geçirmeyi hepimize Allahü e, Allahu Teala'dan niyaz ediyorum. E, değerli izleyicilerimiz, e, bize ayrılan süre bu kadar. E, programın sonuna geldik, süremizin sonuna geldik. Tekrardan hepinizin berat gecesini tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet ediyorum, hayırlı akşamlar diyorum.